Merhabalarım arkadaşlar. Yine normal Almanya'nın bulutlu bir gününde sizinle birlikteyim. Ama bugün inanıyorum. Önceden Almanya'yı araştırmış, gelmiş, görmüş, insanların bile görmediği bir yere götüreceğim. Yani hadi hep birlikte gidelim. Bu şehrin tarihi ta 13. yüzyıllara kadar dayanıyor ama çok da savaş görmüş bir şehir. 2. Dünya Savaşı'nda görüyoruz. Sürekli restore edilerek yapılmış. Sarayın içine girerken böyle sadece barkod okurarak bir kayıt yapabiliyorsunuz. Sosyal mesafe vesaire kuralları var ama herkes kaydını yaptırdıktan sonra içeride maske takmıyor. Ve o şahısın büyük bahçesine girmiş bulunmaktayız. Yani şu an şu bulunan bahçe dairesel plan üzerinden inşa edilmiş. Şuradan zaten daireselliği anlarsınız. Böyle burası 100 yuvarlak. Sonra şuradan şöyle bir dairesellikle şahısın çıkışına girmiş oluyoruz. Size bahsetmek istediğim dairesellik bu ve tam buradan yürüyoruz şu an arkadaşlar. Hah, daha yeni göstermeyi unutmuşum. Biz gişeden şöyle 2 tane bilet aldık. Bunlar 7 euro. Buraya yakın zamanda biz gelmiştik aslında ama koronadan dolayı kapalıydı. Yani şimdi sadece bahçesini 2-3 saatte ancak gezebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için vakit kaybetmeden size hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi öncelikle size kısacık şu bahçeden, gezeceğim yerlerden bilgi vermek istiyorum. İşte burası 1350'li yıllarda ilk defa kale olarak yapılmış. Zaten Almanya'da Schloss gördüyseniz başta kale olarak kullanılmıştır, sonra saray olarak kullanılmıştır. Seçmenlerin bazen yazlık evleri olarak da kullanıldığı olmuş. Burası tam 14. yüzyılda yaşanan 30 yıl savaşlarında yıkılmış. 30 yıl savaşları ne derseniz de Batı dünyasında birçok şehre, ülkeye gittiğinizde göreceğiniz Katolik ve Protestanlar arasındaki büyük savaş. İşte bu o dönemde yıkılmış olan yerlerden birisi de burası. Sonrasında Karl Ludwig denilen bir seçmen kendisi sevgilisi için burayı tamamen yeniden inşa edip restore ettiriyor. Yani resmen bu koca sarayı sevgilisi için yeniden inşa ediyor. Bu sarayı arkadaşlar kocaman bir kompleks olarak düşünün. Bunun içerisinde hamamı var, balo salonu var, caz salonu var, camisi var, tapınakları var. Hadi şimdi burayı gezmeye devam edelim. Ve Schloss'a girer girmez ilk gördüğüm yer bu tapınak oluyor. Burada gördüğünüz her şey hani çok eski de değil. 18. yüzyıldan kalma. Ama sanırsınız hani bir 1000 yıllık var. Bu da eskitme tarzında yapılmış olan sanat eserlerinden birisi. Şimdi gençler, sizi getirdiğim bu Minerva Tapınağı akıl ve bilgeliği temsil edecek şekilde tasarlanmış. De zaten göreceğiniz bunun gibi birçok yapı. Bu kadar akıl ve bilgeliğe özgü atıflar var derseniz de onun yani 18. yüzyıl değerlendirmemiz gerekir. Arkadaşlar bu saray içerisinde masonik o kadar çok simge var ki şeytan kafalarını görüyorsunuz. Yani şeytanı temsil eden kafalardan var. Daha doğrusu size şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu sarayda götüreceğim bütün tapınaklar içerisinde masonik simgelerle karşılaşacaksınız. Bunlardan birisi de bu kuru kafalar. Fransız bahçesinin içerisinde olduğumuzu nasıl kanıtlarım size? Görüyor musunuz? Aşırı simetrik. Bunun aynısı şu an bu karşı tarafta da yer almakta. Dedim, o kadar simetrik ki sanırsınız kendinizi hani böyle labirentli filmler olur ya onun içinde gibisiniz. Bugün balığı da yük ettim kendime resmen. Hep iyi oluyor, güzel oluyor diyoruz ama taşıması çok zor ya. Gördüğünüz göl pompalarla buraya su doldurularak inşa edilmiş. Yani doğal oluşan bir göl değil. Bir takım kayboluşlar yaşadık ama şu an biliyorum camiye doğru gidiyoruz. Ve buradaki görevli bize camiyi gösterirken
bize şey dedi, orası gerçek cami değil. Biliyorsunuz işte o zaman öyle inşa edilmiş gibi anlattı. Her zaman bunu söylüyorlar. Cami olarak değilse neden öyle inşa edildi? Biraz sonra gidince size göstereceğim. Öğleden buraya gelince bizi karşılayan Merkür Tapınağı oluyor. Sonunda ulaşmak istediğimiz cami göründü. Onun da tam karşısında hurafe ve batılı temsil eden Merkür Tapınağı. Burada da simgesel bir şeyler var. Yani bu simgelerin masonik olduğu hakkında bir bilgi okumuştum ama mesela burada ne anlatılmaya çalışılıyor hiç bilmiyorum. 1787 yılında inşa edilmiş bu ve Merkür Tapınağı'nın temsil ettiği antik Yunan tarihinde bildiğiniz mitolojik bir tanrı olan Merkür'e atıf olarak yapılmış. Fakat temsil ettiği şey çok farklıdır ki katı Hristiyanlık dönemindeki yaşayan Batı'da ölüm ve hurafeyi temsil etmesi için yapılmış olan Merkür Tapınağı'nın tam karşısında bilgi ve hikmeti temsil eden cami bulunmakta. Yani bu mesajı 18. yüzyılda veren şu an özenilen Avrupa'nın vatandaşları. Onlar da aynı dönemde bize özenmişler. Aslında kulenin üstüne çıkılacak merdivenler varmış ama kapalıymış. Girmeye çalıştığımız mahzen şu an kapalı. Yine dikkatimizi çeken önceki tapınakta gördüğümüz kuru boynuz kafası burada da var. Size demiştim bu şosun içerisinde bulunan çoğu tapınakta masonik simgeler yer almakta ki Merkür Tapınağı da Süleyman Mabedi'ni temsil etmesi için yapılmış bir yapıt. Şu an aşağıda bir mahzen olduğunu duydum. Hemen patır patır oraya gitmeye çalışıyorum. Masa ve sandalye var. Acaba niye ki? Kesin burada toplantı yapıyorlardı. Hemen yazdım senaryoyu. Bence tam toplantı yapmalık yer. Zaten koymuşlar kuru kafalarını da. Daha bunlar yapmayacak da kim yapacak? Bir şovu gezmek ne kadar eğlenceli bir şey. Her yerden bir şey çıkıyor. Hepsini inceliyorsun, simgelere bakıyorsun. Schwetzingen Moshe Kızıl Camii olarak da biliniyor. İki minareli. Barok tarzı yapılmış, 17. yüzyıllarda inşa edilmiş o muhteşem cami ve Avrupa'nın ilk camisi. İbadet maksatlı yapılmamış olsa da iki minareye sahip. İçerisine ve diğer cephesine bakmadık. Burası arka cephesi olarak biliniyor. Sonra göstereceğim. Mesela caminin tam üstünde La ilahe illallah yazıyor. Allah'tan başka ilah yoktu. Yok. Kul huvallahu ahad var. Allah yani İhlas suresini direkt yazmışlar. Ha burada mesela benim araştırırken dikkatimi çeken şey İhlas suresinin anlamını düşünün. Kul huvallahu ahad. Allah tektir. Allahu samet. O samettir. Lem yelit ve lem yulet. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Aha işte burada ben Katolik ve Protestan mezhepleri içerisindeki savaşı direkt çözdüm. Yani çıkıp da bir Hristiyan Avrupalı kendi sarayının içerisine camiyi inşa edip bu caminin ne kadar çok dini bir kaygı gütmese de bu ayetleri barındıracak şekilde kitabeler eklendiyse verilmeye çalışılan mesaj teslis inancını kabul etmedikleri. O dönemde böyle inanç kavgaları vardı. Katı Katolik dünyası maalesef Avrupa'nın aslında geri kalmasına sebep olmuş. Orta Çağ karanlık dönemi zaten o Katı Katolik dünyasının en yaygın olduğu dönem. Şu an arı var. Arı var vallahi. Ha. Bilmiyorum görünüyor mu ama. İşte tam bu kavgaların olduğu dönemde Allah'ın tekliğine vurgu yapılacak şekilde bu camiye kitabeler eklendiyse Hristiyanlıkta birçok mezhebin savaşlarının
en başta kendi iman meselelerinin olduğunu ben müşahede etmiş oldum. Valla konuşabildim mi bilmiyorum. Arı geçti, telefon yıkıldı. En iyisi şimdi hem gezelim hem size anlatayım bu camiyi. Büyük Kitabe'ye bakın. Kul huvallahu ahadın, Allahu ahad var. Allah tektir. Hem yelit velem yulet. Onlar var. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Kufuven ahad, ondan başka ilah yoktur. Yani resmen bunu yazmışlar ve dini bir kaygı, ibadet etme kaygısı gütmeden böyle bir kitabeyi, böyle bir caminin dış cephesinde barındırıyorlarsa, dediğim gibi mezhep savaşlarını düşünün, Katolik inancını benimsemeyen Protestanların, teslis inancını kabul etmeyen Hristiyanların benimsediği görüşler de zaten bu görüşler. Ki yine şurada bir tane daha bir Arapça yazan bir şey var ama okuyamıyorum. O çok uzakta ve okuyamıyorum. Kitabede de Subhanekallah ve bihamdike ve tebarek esmuke ve la ilahe gayruk yazıyor. Mesela tam bu söz, ha, bu arada nasıl ki aynı caminin dış cephesinde ne kadar çok Kur'an'dan ayetler varsa, aynı şekilde caminin içerisinde de bilim ve hikmete dayalı birçok söz vardır. Ki bu sözlerin ilk önce Arapçasını, sonra da Almancasını neşretmişler. Şimdi Fatih Savaşları sırasında mağripten gelen savaşçılar, Müslüman savaşçılar burada namaz kılmış. Ben tarihinde okuduğum üzerine burada aslında bir tane minberi temsil eden bir yer vardı. Ama tam tersi, bu kitabeyi okuduğumuzda özellikle not almışlar. Minber, mihrap, halı çizgileri, abdesthane, bunların hiçbirinin burada yer almadığını, aslında buranın ilmi, bilmi, hikmeti temsil eden bir yapıt haline yapıldı. Düşünceyi esas alacak şekilde anlatıldı bir yer. Yani ısrarla şunu demeye çalışmışlar. Ne kadar ismi Moşe olursa, ne kadar cami olarak yapılmış olsa da burası bir ibadethane değildir. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar burayı ele geçirdiğinde caz kulübüne çevirmiş. Hani bazen opera sanatçıları burada konser vermiş. Yani dönem dönem öyle şeylerin yaşandığı bir yer olarak da kullanılmış. Şimdi burası caminin ön cepheden girişi. Etrafa iyice bir bakın. İyice bakın. Şimdi burayı böyle görünce aklınıza ne geldi? Yani ben çok uzatmadan söyleyeyim. Bildiğiniz Osmanlı'nın külliye tarzı yapılmış bir cami. Nasıl ki cami merkez olmak üzere Osmanlı'da kenarlarında böyle küçük geçitlerle birlikte bir külliye, medrese ve birçok işlerin yapıldığı görüldü. Kompleks inşa edilmişse aynı şekilde başta cami olmak üzere sonrasında da etrafını külliye olarak kullanılmamışsa da onu temsil edecek şekilde inşa edilmiş. Bahçesine girdik. Çünkü ne kadar Fransız bahçesinin simetrik ve düzenli bir bahçe yapısı varsa, burası tamamen normal bir ormanda yürüyormuşçasına gidiyorsunuz. Zaten Wikipedia'nın yalancısıyım. Orada okuduğum kadarıyla da İngiliz bahçesinin patikalı, böyle doğal yolları olan bir bahçe olduğundan bahsediliyordu. Valla şovs o kadar büyük ya, şurada küçük bir büfe yapmışlar ama içki satıyorlar. Çin Köprüsü'nü görüyoruz. Çin Köprüsü'nün de bir efsanesi var bu arada. Efsaneye göre buradan tökezlemeden kimse geçemiyormuş. İşte tökezleyen de hayatında bir kere de olsa aldatmış, kabul ediliyormuş, muş. Kilos'ta birçok medeniyete dair böyle farklı izler yer etmeye çalışmışlar. Wie heißt du? Ich bin Hamide. Wie heißt du? Tina. Alma. Ariana. Tschüss. Bu saray, yani bu gördüğünüz içinde kaybolduğumuz devasa kompleks eskiden halka açıkmış. Ama bu sarayda halka açık olmayan tek yer var ki İtalyan hamamlarına özgü bir şekilde inşa edilmiş. Seçmenlerin sadece girebildiği ya da davet edilenlerin girebildiği hamam.
kuşların ağzından çıkıyor. Mesela bu horoz. Ay bu arada kuşlar da var. Evet, burası o aradığım İtalyan hamamı. Zaten kabartmalardan anlayacağınız üzere burası gayet hamamımsı bir yapı. Şu an giriş yasakmış. Yine de içerisi görülür mü? Karşı taraftan da bakmaya çalışan insanlar var. En fazla bu kadar. Neresi hamam ki? Aa, bak şuradan bir giriş var. Büyük ihtimalle oradan sonrası hamam olarak kullanılıyormuş. Yine de deneyim yok ya, kapalı. İşte bu alan ve girerken gördüğünüz botanik bahçesi sadece 18. yüzyılda davetlilerin girebildiği bir bahçeymiş. Burası da iç kısmı galiba. Aa, şurada bir tane tapınak var. Şu an eşimi de kaybettim. Büyük ihtimalle o buraya çıkmıştır. Oo. Tapınakımsı bir giriş yeri. Allahu Ekber. Korku alır insan. Şu an ben nereye girdim ya? Şu an gerçekten kaybolursam en iyi burada kaybolurum. Mahzenin ortasındayım. Görüyor musunuz? Bir yere gidiyorum valla. Buradan sonra bir yer yok. Şu ışık olan yere gideyim. Tapınaklardan birine çıkmış bulunduk. Bu da size göstermem gereken bir başka tapınaktı zaten. Her yerde bir güneş figürü var. Yani bu tapınağın başında da vardı, her yerinde. Burada ortasında da yer alacak şekilde. Ama neyi temsil ettiğini unuttum. Buradan görüntüsü. Baksana taşlara. Bak. Buradan ta senin o en başta gittiğin yere kadar gidiyor ama şuradan gitmedim. Bu da hayvan suratlı, insan kafalı figürler. Bak işte hamamın girişi büyük ihtimalle burası eskiden havuzdu ve dolduruluyordu. Zaten burası da direkt tapınağa bakıyor. Size söylemeye çalıştığım o limon saksıları. Bu saksılar 18. yüzyılın en moda şeyi. Yani peyzaj mimari alanında. Ve her yere kullanılmış olan bu saksılar kışın korunmak için sarayın bölgesinde, bu binaların içerisinden birisinde muhafaza ediliyor. Yazın tekrardan çıkarılıyor. Size söyleyeceğim tek şey, bu Şivas'a geldiğinizde kesinlikle haritasını alıp öncesinden, hatta nereden başlayıp nereden biteceğinizi planlayıp öyle gezmeniz gerekiyor. Yoksa buradan gireyim, şuradan çıkayım, ay doğru yere mi gidiyorum diye sürekli panik de olabilirsiniz vaktiniz kısıtlıysa eğer. Ki şunu da söyleyeyim, biz sadece bahçesindeyiz. Sarayın iç kısmına girmeyi şu an düşünemiyorum bile. Zaten saat 6'ya yaklaştı ve bahçenin içerisinde 3-4 tane tapınak artı cami artı hamam. Bir de botanik bahçeyi yaklaşık biz 2 saati geçti, hala geziyoruz, bitiremedik. Bir de düşünün, sarayla birlikte bütün gününüzü buraya ayırmanız gerekir. Ve Schwetzingen Schloss'un da sonuna geldik. Göstermek istediğim ve görmek istediğim o müthiş Avrupa'nın ilk camisini de size göstermiş oldum. Israrla buranın cami olmadığını, ibadethane olarak inşa edilmediğini söylüyorlar. Ki ben de hak veriyorum ona. Ama ibadethane olarak da kullanılmış bazı dönemlerde, ondan da bahsettim. Fakat bu sarayda unutmamanız gereken şey, 18. yüzyılda bizim şu an geri kalmış olarak gördüğümüz toplumların olduğu Doğu ve İslam devletleri bir zamanlar burada medeniyet ve ilmin temsiliydi. İbn Sina'yı hepimiz biliriz, Harezmi'yi hepimiz biliriz, onlar da biliyordu. Mağribi ki çok önemli bilim adamlarından ve matematikçilerden biriydi. Burada zaten caminin olduğu yer Mağribi bölgesi olarak da biliniyor. Ama onun o şekilde bilinmesinin sebebi işte savaşlarda Mağriplilerin gelmesinden dolayı da olduğu söyleniliyor. Nasıl ki 18. yüzyılda batıyı aydınlatan ilim ve medeniyet niyetin temsili olan biz isek, inşallah tekrardan İslam devletleri arasında bu şekilde bilinmeye de başlarız. Benim için faydalı bir gezi oldu. Koşuşturmacalı bir gezi oldu. Böyle gezilere zaten her zaman sevmişimdir. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Başka...